Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LG'nin GLB492 GLHL modeliyle beraberiz. Yukarıda görmüş olduğunuz kod GQHL olarak geçen aynı ürünün sadece beyaz olanıdır. Q LG'de renk kodunu temsil etmektedir buzdolaplarında. Bu üründe de bütün modellerinde olduğu gibi 10 yıl motor garantisi sunmaktadır. Smart Inverter dediği yeni tip motor kullanır. 275 kW yılda yakmış olduğu enerji sarfiyatıdır. Bu modelleri ürün ufak olmasından kaynaklı tek artılıdır. A+ olarak geçer. Görmüş olduğunuz gibi soğutucu kısmının litresi 285, buzluk kısmında 108 litredir. Yani toplamda 393 litre gibi bir hacme sahiptir. 38 desibel bayağı sessizdir. Çünkü bu ürünümüz LG'nin aslında ilk modelidir. Yani hem ebat olarak hem teknoloji olarak. Eni 67 santim olarak gelir. Boy da 1.73'tür. Derinlik de kapak dahil olmak üzere 70 santimdir. Kulbu da hesaplarsanız eğer ki 73 santim olarak geliyor. Önce buzluğa bakarsak hemen üst tarafta bir numaratör bulunur. Bu numara 8'e kadar değişir. Her rakam arası 3 derece artar. Yani azalır. Servis bunun ilk geldiğinde 5'e kurar. Yani -15'te çalışır. Eğer arzu ederseniz siz burayı -24'e kadar dondurabiliyorsunuz buzlu kısmını. Ufak bir buz matrikimiz bulunur. İstenmezse çıkabiliyor ama dezavantajı olarak bu modelde yan tarafları sabit yapmışlar. Yani ortaya sökebiliyorsunuz ama yan taraftaki şu duvar mecbur olarak kalıyor. Buzluk modelimiz LG'nin diğer modellerinde olduğu gibi hem üst taraftan hem de şu ön tarafta olan kanaldan üfleme yapar. Bunun amacı da içerisini bir an önce dondurup soğutup ona göre dolabı stabil hale çevirmesidir. Şuradaki etikete bakacak olursak bu ürünümüz Hindistan'daki fabrikasında üretiliyor. Oradan ithal olarak geliyor. Brüt olarak 422 litre dediğim gibi net olarak da 393 litre hacme sahip. Sesten de duyduğunuz gibi kapı açık kalma alarmı var. Yaklaşık 40 saniye kadar kapı açık kaldığında 3 sefer bir bipleme sesi duyuyorsunuz. Kapak kısmında da ekstra 2 tane rafı mevcut. Bazı firmalar bunu koymuyorlar. LG'nin bir güzel tarafı da bu aslında. Alt tarafa gelecek olursak bir tane yumurtalığı var. 8 taneden fazla almıyor maalesef. Başka koymamışlar. Üst tarafta bir tane hareketli raf mevcut. Bu modelinde 0 derece bölmesini koymamış. Onun yerine bu hareketli rafı eklemiş. Raflar gene tamperli cam. Kolay kolay kırılmaz. 150 kiloya kadar da dayanıklılar. Alt tarafta yine meyve sebzeliğimiz mevcut. Buranın derecesini de iç tarafta şöyle göstereyim. Her bir sefer bastığınızda derecesini değiştiren manuel, yani dıştan değil de içten ulaştığınız bir kontrol paneli mevcut. Bunu servis zaten geldiği zaman ayarlıyor. Siz de hava şartlarına göre, ısının değişikliğine göre değiştirebiliyorsunuz. Yine multi-air flow diye adlandırdığı havalandırma kanalları mevcut. 2 saatte bir 10 dakikalık periyotlarla havayı sürekli sürküle ediyor. Bir tek dezavantajı olarak LG'nin normalde kullandığı hijyen fresh filtresini bu modele koymamış durumda. Eğer koymuş olsaydı aslında içerik olarak daha güzel olurdu. Tabii fiyatı katlayacaktı. Yanlar bütün modellerinde olduğu gibi yine kaplamalı bir şekilde geliyor. Onun haricinde de eksik kalan bir şey yok. Dış kaplaması inox görünümlü olarak geçiyor. Ondan da bahsedelim. Inox malum paslanmaz çelik diye geçen malzemenin yeni adı. Daha cafcaflı adı. İnsanlar bu şekilde daha çok seviyor. Bunlar da bir kaplama olarak bunu sunuyor. Gerçek inox değil bunlar. Başka da bir şey yok zaten. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın.